saat 6:11'de bir daha tek kişi şuradan geliyor, bagajı açıyor, öbürü de buradan geçip kolluyor. Bagajda işte şu ortadan çıkardıklarını çıkartamadığını en son işte saat 6:11'de bagajı açıp son eşyaları alıp ondan sonra... Tamam. Tamam mı? İki torbayı nasıl çıkardı? Çok eşya bagajdaydı. Burada fazla bir şey yoktu. Benim bel çantam bile arkadaydı. Şurayı açtı. Tamam mı? Şurayı çıkardı. Buradan çıkarabildiğini çıkardı. Çanta neredeydi abi? O 5000 euro'nun olduğu i̇şte çanta buradaydı, oradaydı, arkadaydı. Buradan bunu çıkardı. 25 dakika zaten ondan öyleydi. Hı hı. Burada işte ruhsatları falan da çıkarmış. Allah'tan onu almamış. Şuraya koymuş. Şurayı hiç açamamış. Şuradan çantayı aldı. Aynen. Yani. Buradan boşalttığını boşaltmış. İki torbayla buradan çıkmış. Kapıyı kapatmış. Hı. En son saat 6'da gelen de buradan çıkaramadığını bagajı açıp oradan alıp... Sıfırdan başlamak istediğimiz için Türkiye'yi seçtik. O da Antalya'da birkaç arkadaş olduğu için Antalya'ya yerleştik. Maalesef çocukları okula yazdırma sürecim biraz bir hafta iki hafta aldı. Yanında da dosyaları taşıdım. Okula da şu an halen yazdıramadım. Bazı evraklar gerekiyor almaya da. Dalgınlığımda da işte her şeyi arabada bıraktım. O günü de arabayı kitlemeyi unuttum. O gece de olan oldu. Bir bel çantam vardı. Onun içinde son param vardı. Çocuk 5000'e yakın euro vardı. Çocukların pasaportları gitti. Benim kimliğim, Alman kimliğim gitti. Geri kalan da hiç hatırlamıyorum açıkçası önemli bir şey var mıydı yok muydu ama en önemlisi oydu. Son paranız mıydı bu? Son para. Ne yapmayı düşünüyordunuz o parayla? Şimdi çocuklar biraz yeri fazla olsun diye şu yan tarafı kiraladım. Oraya işte mobilya alacaktım. İşte ondan sonra ıvır zıvır artık ne gerekiyorsa okullar için. Kesinlikle pasaportları ilk başta geri istiyorum. Artık parayı harcamadılarsa parayı geri istiyorum ve cezalandırmasını istiyorum. Aynen o günü aradım polisleri. Allah razı olsun 6 kişi geldi. Kameralara baktı, el parmak izlerini aldı, her şeyi. Yani bence gerekenleri yaptılar. İnşallah da çabuk bulunurlar. Tabii ki şu an zaten biz bir şeyler yaşadık. Aynen sıfırdan bir başlamak istiyoruz. Burada da bazı engeller var. Üstüne şimdi böyle bir şey gelince siz daha büyük bir sıkıntı oldu. Yani işim daha da zorlaştı diyeyim. Çıkan şu tarafa.